Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den Net Bilgisayar'dan Necdet Delioğlu. Bugün bana gelen bir laptopun arızasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilgisayarı açtığımızda arkadaşlar şöyle bir yazı geliyor. Burada kalıyor. Öteye geçmiyor. Hani güvenli moddan da denedim. Her türlü denedim. Bir türlü bilgisayar açılmıyor. Bunun sebebini şimdi araştıracağız. Öncelikle bir format atmamız gerekiyor. Format attıktan sonra eğer format esnasında da böyle bir arıza verirse arkadaşlar sırasıyla RAM, hard disk, anakart üzerinde araştırma yapacağız. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar çıkan yazıyı okuduğumuz zaman Türkçe yazıyor şükür burada. Windows bilgisayarınıza bağlı bir aygıtla iletişim kuramadı diyor. Bu hata dış USB sürücüsü gibi bir aygıtın kullanımdayken çıkartılması. Yani flash bellekten ve harici bir hard disk takılıysa bilgisayarımızın USB'sinden yükleme esnasında fiş çektiğimiz zaman böyle bir hatayla karşılaşabiliyoruz. Bu müşteriye pek soramadım böyle bir uygulama yaptı mı yapmadı mı da. Bilgi notunda beklenmeyen G-Ç hatası oluştu diyor. Bu hatayı ben laptoplarda ilk defa rastlıyorum. Masaüstü bilgisayarlarda genelde bu ID SATA kablolarından kaynaklı olabiliyordu. Burada ilk defa laptopta böyle bir hatayla karşılaştım. Şimdi bunun büyük bir ihtimalle dediğim gibi ya flash bellek yükleme yaparken veya harici disk yükleme yaparken çıkartıldı. Ya da hard diskinin anakarta bağlandığı yerde entegre var. Onda bir sıkıntı var. Bunu gidermek için arkadaşlar öncelikle bir format atacağız. Formattan sonra da eğer böyle bir hata yaparsa hard diskimizde anakartın arasında iletişimi sağlayan entegre üzerinde yoğunlaşacağız. İnşallah oralara gitmeden formatla işi çözeriz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızı formata başlatalım. Şöyle yeniden başlatalım bilgisayarımızı bir tuşa basıyoruz. Bakalım DVD writer'dan kurulum ilerlemesi olacak mı? Burada da başarısız olursa arkadaşlar dediğim gibi anakartla hard diskimizi buluşturan kontrol devresi var. Orada bir sıkıntı olmuş olabilir. Hard diskimizle bilgisayarımız iletişime geçmiyor bir şekilde. Yani bilgim dahilinde bunları tabi başka sebepleri de varsa yorumlarda arkadaşlarım yorumlarıyla destekleyebilirler bu tezlerimizi. Arkadaşlar yorum yazarken şuna da dikkat etmek lazım. Ben akademisyen bir insan değilim. Hani bu işin akademi eğitimini almadığım için bazı terimleri yanlış telaffuz edebiliyorum. Ondan dolayı özür diliyorum. Bilgim bu kadar. Bilgim dahilinde paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Faydalı oluyor mu bilmiyorum ama yorumlarda beni desteklersiniz. Yani orada küfür yazıp da hani dalga geçer gibi yorum yapmaktansa oradaki benim anlattığım şu korna seslerini bizim Türkiye'de neden çok kornaya basılıyor ben bir türlü çözemedim. Orada yorumlarınızda arkadaşlar hani küfür böyle hakaret etmektense benim yanlışlarımı düzeltirsiniz de oradaki paylaşımda ki bütün insanlar da faydalanmış olur. Yani bir yorumunuzla bu videoya bir destek olmuş olursunuz. En azından bilgi paylaşımımızı arttırmış oluruz. Biz sizden, siz bizden bir şeyler öğrenerek bu videoları çekmeye devam ederiz arkadaşlar. Çünkü bilgi paylaştıkça bilgidir, gerisi boştur. Şu anda CD'den kurulum başladı gibi arkadaşlar. Bir hata vermezse, evet sanki olduğu gibi arkadaşlar. Şu anda Windows'umuz yükleme aşamasına gelmiştir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi format işlemi başlamak üzere. Şimdi arkadaşlar biçimlendirme ekranına gelmiş bulunmaktayız. Burada gördüğünüz gibi hatalı bir zaten biçimlendirme yapılmış arkadaşlar. 500 GB bir hard diskimiz var. Bunu tek parça olarak kullanıyormuş müşterimiz. Yorumlarda da bana çok geliyor. Necdet abi bilgisayarımızı tek parça, iki parça nasıl yaparız falan. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 500 GB bir bölüm var. Öncelikle onu siliyoruz buradan. Sil diyoruz. Silindikten sonra
Aşağıya tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 4500 GB'ın üzerine tıkladığımız zaman yeni sekmesi burada beliriyor. Açılan pencereden buradan işte 500 GB'ı bölüyoruz. Atıyorum 200 GB C yapacağız. 200 yazıyoruz buraya. Uygula dediğimiz zaman kalan 300 GB'da ikinci bölüm olarak gördüğünüz gibi 270 GB 195 GB'a. Şimdi şu anda bu durumda bizim 195 GB C oldu. 270.3 GB'da D oldu. Daha sonra arkadaşlar aşağıdakini çok hata yapıyoruz genelde. Burayı eğer burada biçimlendirmezsek arkadaşlar yeni sekmesinden uygulama yapmazsak bu 270 GB'ı bilgisayarımıza görmeyeceğiz arkadaşlar. Masa üstünde gözükmeyecektir. Onu özellikle belirteyim. Buraya sağ tıkladıktan sonra üzerine yeni yaparak uygula dememiz lazım ki bizim bu bölümümüz aktif hale gelsin. Daha doğrusu hatta burada biçimlendirmede yapabilirsiniz bunu. Biçimlendir deyip bu bölümü de aktif şu anda kullanılan bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Daha sonra bizim asıl diskimiz yukarıdaki C bölümünü biçimlendiriyoruz ve işlem bu şekilde başarılı bir şekilde bitmiş oluyor. İleri dediğimiz zaman bilgisayarımız zaten yüklemeye geçecektir. Bu bilgisayarın işletim sistemini flash belleğe yüklemiş müşterimiz. Onunla denedik, olmadı. Tekrardan DVD'sinden, kendi orijinal DVD'sinden kurmaya başladık. DVD'den yüklüyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Arızamızın sebebi bizim USB girişlerinde sorun var anlamına geliyor. Zaten giriş ekranında da onu belirtmişti. Az çok bahsetmişti o konuda. Şimdi CD'den, DVD'den daha doğrusu sorunsuz bir şekilde biçimlendirme yaptık ve bilgisayarımız kuruluma geçmiştir. Formatımız da bitmiş durumdadır. Bilgisayarımız açıldı şükür. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Böyle bir hata veren bir bilgisayarı bir format atarak kurtarmış olduk. Demek ki hemen cihazımız arızalı diye kenara bırakmamak lazım. Format bir yerde arkadaşlar bilgisayarımızın röntgeni gibi bir şey. Röntgeni çekildikten sonra ortaya çıkıyor. Eğer formatta da aynı hatayı verseydi hard diski değiştirme yoluna gidecektik. Şu anda gerek kalmadı. Çok şükür güzel bir şekilde çalışıyor. Her neyse, bir dahaki video ne olacak bilmiyorum ama İzmir'den Net Bilgisayar'dan herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.